Günaydın. Bugün ısırgan unutlarımı kontrole geldim. Bahçemdeki ceviz ağaçları için düşündüğüm, azot ihtiyacını karşılamalarını planladığım ısırgan unutlarını 3-4 gün önce doğal salamura ortamı olan kovalarına koymuştum. İlk olarak ısırgan otlarından takviye amaçlı ilk çalışmam lise yıllarımdaydı. Meyve ağaçlarını da uygulamıştım. Yan yana olan iki ağaçtan birini ısırgan otlarını döktüğümde ve biraz da su eklediğimde o sene bu ağaçta ciddi manada meyve artışı gözlemlemiştim. Yine geçen hafta aniden aklıma geldi neden kullanmıyorum diye. Tabii ki avlu kenarında yoğun bir ısırgan görünce bunu düşündüm. Ve baktım internetten, insanlar kapalı kutularda bu fermantasyon işlemini yapıyor ve öneriyorlar da. Hemen bende fazla olduğu için ısırgan bir avlumun kenarında bu büyüklükteki bu kadar fazla olan ısırganı nasıl değerlendiririm diye düşündüğümde kova yöntemini seçtim. Kovalara neredeyse tıka basa ısırgan ekledim. Yine neredeyse dolu dolu su ekledim. Şimdi kontrol amaçlı geldiğimde kovaların kapaklarının açıldığını gördüm. Muhtemelen fermantasyon sonucu oluşan gaz kovayı genişletmiş ve kapaklarını attırmış. Geldim kontrol ettiğimde suların çekilmiş olduğunu gördüm. En az çekilen kova buydu. Diğer kovalarda sular yarı yarıya azalmıştı. Atan kapakları nedeniyle fermantasyon sürecinin uzayacağını düşündüğüm için kovaları üst üste koydum. Yine bu fermantasyon için kapalı, karanlık bir ortam lazım. Ben bu ağaç çimlerinin karanlığında, gölgesinde bu karanlık ortam oluşur diye ümit etmiştim ama şimdi baktığımda böyle bir karanlık ortam yok. Tabii ki güneş ışığı belki engelleniyor ama o karanlık ortam sağlanamıyor. Kovanın şeffaf olmaması belki karanlığı bir nebze sağlıyor ama bunların üzerine bir örtü atmak bu işlemin sağlığı açısından daha mantıklı olacaktır. Bu fermentasyon sonucunda özellikle incir özellikle ceviz ağaçlarıma bu gübreyi, doğal gübreyi uygulayacağım ve azot ihtiyaçlarının bir kısmını doğal bu yöntemle karşılamayı ümit ediyorum. Şu an 3-4 gün olmuştur bu işlemin başladı. Bu işlem 15 gün sürecek. Yani bir 10 günleri daha var. Bakalım sonuçta nasıl bir süreçle karşılaşacağız.